Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ra'd suresi 35 ve 43. ayetler son sayfa takip edilecek. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Meselul cennetilleti vu'idel müttegun. Müttakilere vaat edilen cennetin meseli, hali şuna benzer. Tecrimin tahtiyel enhar, altlarından nehirler akar. O cennet bahçelerinin altlarından nehirler akar. Ukulüha daimun ve onların meyveleri, yenilecek şeyleri daimidir. Ve zilluha, gölgeleri de daimidir. Geçici bir gölge değildir. Tilke ukbellezine tagav, işte günahlardan sakınan kimselerin akıbeti böyledir. Ve ukbel kafirine ennar, ama kafirlerin akıbeti ateştir. Burada cennet anlatılırken meselül cenne, cennetin meseli denildi. Neden? Çünkü cenneti ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan hatırına öyle bir şey gelmemiştir. Dolayısıyla biz cennete ancak dünyada bazı misallerle bakabiliriz. O görmediğimiz cenneti bazı misallerle daha iyi anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de İşte cennet bahçeleri, o bahçelerde nehirler var, köşkler var, saraylar var, daimi meyveler var ve daimi bir gölge var. Bu manada cennetin güzellikleri anlatılıyor. Tabi burada gölge derken dünyada insan güneşten rahatsızlık duyuyor. Yani orada bu anlamda bir rahatsızlık olmayacak. Bu şekilde anlayabiliriz. Ama hemen ayetin peşinde şu nazara veriliyor. Müttaki olanların, Allah'tan sakınan, günahlardan kaçınanların akıbeti böyledir. Ama kafirlerin akıbeti ise ateştir. وَالَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Kitap verilenlerden bir kısmı var ki يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sana indirilenle sevinirler. Yani kitap ehlinden, yani Yahudi, Hristiyan gibi kitap ehli olanlardan veya günümüze bakan bir yönüyle okumuş, kitaptan anlayan kimseler Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere baktıklarında bunlardan memnun kalırlar ve istifade ederler. Ve minel ahzab men yunkiru ba'dahu, ama onların içinde o hizipler, gruplar içerisinde bir kısmını inkar eden de var. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını kabul edenler, bundan dolayı ferahlananlar, sevinenler olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in bir kısım hükümleri hoşuna gitmeyen ve bundan dolayı inkar eden kimseler de var. Günümüzde de böyle ehli ilimden, ehli kitap olanlardan bir kısmı Kur'an'ı tümüyle kabul ediyor ve Kur'an ayetleri okunduğunda ferahlanıyor ve memnun kalıyor. Ama bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in en azından bir kısmını kabul edemiyor. Tamam, Kur'an iyidir, hoştur ama bazı hükümler var ki günümüzde kabili tatbik değildir. Bunlar günümüze hitap etmiyor gibi değerlendirmelerde bulunuyorlar. Halbuki Allah-u Teala bu ezeli kelamını bütün zamanları kuşatacak, kıyamete kadar bütün insanların manevi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde göndermiştir. Kul innema umirtu, de ki ben ancak şununla emrolundum, en abudallah, Allah'a ibadet etmekle, ve la üşrike bihi, ve hiçbir şeyi ona şerik koşmamakla emrolundum. Yani burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, siz Allah'a ibadet edin, ona bir şeyi ortak koşmayın, doğrudan hitap tarzında demiyor da, bana emredilen şudur: ben sadece Allah'a kul olurum ve hiçbir şeyi ona şerik koşmam, ortak koşmam. İleyhi ed'u, ve sadece ona dua eder, onu çağırırım. Ve ileyhi me'ab, ve benim dönüşüm onadır. Bunlar çok önemli noktalar. Sadece Allah'a kul olmak, hiçbir şeyi ona şerik edinmemek ve sadece ona yalvarmak, ona dua etmek ve dönüşümüzün de onu olduğunun farkına varmak. Bunlar gerçekten çok güzel noktalar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında
bu mesajlar bizlere veriliyor. Ve kezalike enzelnahu hukmen arabiyyen, ve böylece biz onu sana Arabi bir hüküm olarak indirdik. Burada Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması medarı bahsediliyor. Malum Allah-u Teala değişik milletlere devamlı peygamberler göndermiş. Yani peygamberler sadece Araplardan değil, sadece Yahudilerden de değil. Velikülli ümmetin Resul, her ümmet için Resul var. Velikülli kavmin had, ve her kavim için yol gösterici var. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Biz her peygamberi kavimlerinin diliyle gönderdik. Ta ki onlara beyan etsin, açıklasın. Takdir-i ilahi, son peygamber, ahir zamana kadar bütün insanlığa hitap edecek olan peygamber, Araplar için de gönderilmiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed-i Arabi'dir. İlk muhatapları Araplardır. Arapça konuşan insanlardır. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'in de Arapça olması normaldir. Ve Kur'an-ı Kerim'in Arapça gönderilmesinin dil noktasında da belki bir takım incelikleri var. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilahi mesajı bu kalıpla bize göndermiş. Demek ki Arapça'da dil olarak da özellikler var. Ve o özellikler gerçekten çok ileri seviyede özellikler. Dile aşina olanlar bunu bilirler. Bir takım kelimeler, kavramlar veya ifade tarzları var ki gerçekten Arapça buna son derece müsait. İlahi mesaj bu dille insanlara gönderilmiş. Bizim dilimiz Arapça değil. Peki Kur'an-ı Kerim'i anlamayacak mıyız? İşte bu gibi programlar ve yazılmış olan Türkçe tefsirler ve Türkçe olarak yapılan vaazlar, sohbetlerle Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajını anlayabilmekteyiz. Peki bizler Araplara nispetle ne derece anlayabiliriz? Şunu ifade edeyim. Eğer iyi okursak, dikkatli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırsak Araplardan daha da iyi anlayabiliriz. Evet, dil belki onların ana dili olması cihetiyle onlar anlamaya daha da yakındır. Ama onlar gevşeklik ederse, biz de iyi çalışabilirsek söz gelimi, onlardan çok daha iyi de anlayabiliriz. Nitekim gerek Türkçe, gerekse Arapça dışında başka dillerde nice Kur'an-ı Kerim tefsirleri yazılmıştır. Ve bu tefsirlerde çok muazzam bir derinlik, bir kalitede bulunmaktadır. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana gelen ilimden sonra eğer onların hevalarına tabi olacak olursan مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا وَاقْ Ve artık o zaman sana Allah'ın dışında bir yardımcı yoktur ve seni koruyacak olan da yoktur. Bu farazi bir durum ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsı nazara verilerek ümmete bir ders veriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'le hak sana bildirilmiştir. Ama sen Kur'an'daki hakkı bırakıp da insanların keyiflerine, hevalarına, gerçek dışı bir takım şeylerine tabi olacak olursan Allah'ın dışında artık sana bir yardımcı ve seni koruyacak bir şey söz konusu olamaz. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكِ Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk defa ben peygamberim diyen birisi değil. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar yüz binlerce insan davayı nübüvvet etmiş ve peygamber olarak görev yapmışlar. Allah'ın elçisi olarak insanlara Allah'ın marziyatını, razı olduğu şeyleri bildirmişler. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّا Ve onlara eşler ve nesiller verdik. Bu da yani bir peygamber nasıl evlenir? Bu noktada belki hatıra gelebilecek bir soruya cevap. Evet, peygamber insandır ve insan için evlenmek de fıtri bir durumdur, bir ihtiyaçtır. Daha önceki peygamberler de genelde evlenmişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir beşer olarak o da evlenmiştir ve çoluk çocuğu olmuştur. Daha önceki peygamberlerin de olduğu gibi.
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَا اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir peygamberin Allah'ın izni olmadan bir ayet getirmesi, bir mucize getirmesi söz konusu değildir. Burada bir iznillah, Allah'ın izniyle demek. Gerçekten de şu alemde meydana gelen her şey Allah'ın izniyledir. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Böyle olunca peygamberin de mucize getirmesi, bir takım böyle ayetler getirmesi kendiliğinden değildir. İlla bi iznillah, Allah'ın izniyledir. لِكُلِّ اَجَلٍ kitap ve her ecel için bir kitap vardır. Kitap yazmayı ifade ediyor. Yani her şeyle alakalı ecel yazılmıştır. Ne zaman olacak, ne şekilde olacak, bunlar ilmi ilahide bellidir. Yemhullahu ma yeşa'u ve yusbit. Allah dilediğini mahveder, siler ve dilediğini de sabit bırakır. Ve indehu ummul kitab. Ümmül kitap, ana kitap Allah'ın nezdindedir. Burada Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Levh-i mahv ispat şeklinde de kullanılır bu ifade. Kur'an'a dayanan bir ifadedir. Bu ayete dayanan bir ifadedir. Ve ummul kitap Allah'ın nezdindedir. Ana kitap, kitabın esası Allah'ın nezdinde, yanındadır. Yani Allah-u Teala gerek tekvinde gerek teşride dilediğini siler, hükmünü ortadan kaldırır, dilediğini de sabit bırakır. Söz gelimi bir zamanlar dünyada dinozorlar olabilir. Var mı yok mu kesin bilemiyoruz da bu noktada varlığıyla alakalı bir takım fosiller gösteriliyor. Ama Allah-u Teala artık onları ortadan kaldırmıştır. Dilediğini mahvetmiş, silmiş, ortadan kaldırmıştır. Ama dilediğini de sabit bırakmıştır. Nice canlı türü şu anda hayatı devam etmektedir. Yaratılıştan bugüne nesilleri devam etmektedir. Ve ana kitap, ümmül kitap Allah'ın katındadır. Meselenin belki kader yönü de şöyle düşünülebilir. Mesela bir insan bir kötülüğe maruz kalacak, bir musibete maruz kalacak. Ama sadaka verirse sadaka o belayı def edecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadakanın belayı def ettiğini söylüyor. Allah-u Teala işte bu gibi bela ve musibetlerde dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ama bunlar yine şarta bağlıdır. Kaderi muallak tabir edilen, eceli muallak tabir edilen durumlardır. Yani şu kimse şöyle yaparsa kaderi şöyle olacak, böyle yaparsa böyle olacak. Şarta bağlı durumlar. Ama Allah nezdindeki ümmül kitapta değişen bir şey yoktur. Yani Allah onun hangi yönde tercihte bulunacağını bilmektedir. Ve imma turiyenneke ba'dellezî na'iduhum bizim onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını şayet sana gösterirsek ev neteveffeyenneke veya seni vefat ettirirsek fe innema aleykel belav sana düşen ancak bir tebliğdir ve aleynel hisab bize düşen de onları hesaba çekmektir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavmi eğer isyan ederse bir takım onların cezalarıyla alakalı durumlar haber veriliyor. Cenab-ı Hak bununla alakalı onlara vaat ettiğimizin bir kısmını eğer sana gösterirsek veya seni vefat ettirirsek bunları sen düşünme, sen görevini yap. Fe innema aleykel belav sana düşen ancak tebliğdir, anlatmaktır. Hesaba çekmek ise bizim işimiz diyor. Ve Allah-u Teala dünyada ve ahirette hesaba çeker. Dünyada da zaman zaman insanları cezalandırır. Evelem yerav enna ne'til ard. Onlar görmediler mi? Biz arza varıyor. Nangusuha min atrafiha. Etrafından onu noksanlaştırıyoruz. Bu iki türlü açıklanabilir. Bunlardan birisi kafirlerin diyarlarının gittikçe ellerinden çıkması. Yani onların arazileri vardı, saltanatları vardı ama peyderpey saltanatları bitiyor. Ellerindeki araziler gittikçe ellerinden çıkıyor. Bu bir yönü.
Bir başka yönü ise surenin başıyla da belki alakadar, kıtaların önce bir bütün halinde olması ama ardından sularla gittikçe bunların parçalanması ve neticede azalması, buraya bir işaret tarzında da düşünülebilir. Vallahu yahkum, Allah hükmeder. La muakkibe li hukmihi, Allah'ın hükmünü hesaba çekecek olan yoktur. Onu takip edip de hesaba çekecek yoktur. Burada şöyle değerlendirebiliriz. Mesela diyelim bir mahkeme hüküm veriyor. Ama bir üst mahkeme o hükmü bozabiliyor. Yargıtay'dan dönebiliyor. Veya Yargıtay'la alakalı bir hüküm daha üst bir mahkemede, diyelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi, oradan dönebiliyor. Ama Allah bir konuda hüküm vermişse bunun üst merciği yok. Hüküm veren zaten odur. O ahkemül hakimindir. Böyle olunca Allah'ın verdiği hükmü bozacak, onun verdiği hükmü geri çevirecek bir merci söz konusu değildir. Ve huve seriul hisab, ve o hesabı seri olandır. Allah-u Teala bütün insanları, bütün alemi bir anda idare ediyor, bir anda da hesaba çeker. Hepsini aynı anda rızıklandırdığı gibi hepsini hesaba da çeker. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, onlardan öncekiler hile yaptılar, tuzaklar kurdular. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, halbuki bütün mekir Allah'ındır. Yani onlar kendilerine göre plan yapabilirler, kendilerine göre bir takım hileler, tuzaklar kurabilirler. Ama gerçekte ise bütün hile, yani bütün tedbir Allah'ın elindedir. Allah dilediğini dilediği şekilde yapmaya kadirdir. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ, her nefis neyi kazanıyor Allah bilir. Yani kim ne yapıyor, kim neyi kazanıyor veya kaybediyor Allah bilir. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارِ لِمَنْ اُقْبَ الدَّارِ, o kafirler ahiret yurdu kimindir, netice kimin olacak, bunu ileride bilecekler. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَ, o kafirler dediler ki sen peygamber değilsin. قُلْ, sen de cevaben de ki كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ, benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. وَمَنْ عِنْدَهُ اِلْمُ الْكِتَابِ, ve kitabın ilmi nezdinde bulunan yeter. Malum daha önceki peygamberler de yalanlanmış. Peygamberimiz de epey yalanlayanlar olmuş. Ve peygamberimize demişler ki sen peygamber değilsin, ancak kendini öyle zannediyorsun. Bu noktada Cenab-ı Hak peygamberimize şu talimatı veriyor. De ki diyor, bu konuda benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani yetkiyi Allah veriyor, insanlar vermiyor. Dolayısıyla bazı insanlar peygambere hayır sen peygamber değilsin deseler bir şey değişmeyecek. Peygamber yetkisini insanlardan almıyor, Allah'tan alıyor. Ve Allah'ın bilmesi yetmektedir. Öte yandan kitabın ilmi nezdinde olanlar, mesela Abdullah İbni Selam gibi kitaptan nasibi olan, ilimden nasibi olan kimseler peygamberimizi gördüklerinde evet bu peygamberdir, bu simada yalan yok, bu zat yalan söylemez diye itiraf etmişler. Geriye kalanlar adeta bir çapulcu sürüsü, inanmayanlar. Onların hayır sen peygamber değilsin demeleri herhangi bir mana ifade etmez, kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Değerli izleyenlerim, bu şekilde Ra'd suresini bitirmiş olduk. Bir başka programımızda bir başka sureden yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimize Kur'an'ın gölgesinde tatlı bir hayatı nasip eylesin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.